Sevda, Hilal ağlıyor. Geliyorum. Geliyorum. Ah, peçete almayı unuttum. Hayatım, Hilal'e bakıver biraz. Ben hemen geliyorum, peçeteyi alayım. Eh be kızım, babacığını dinlendirmiyorsun hiç. Behzat? Oy. Canım. Hanimiş babası? Oy. Şimdi kızım, şimdi. Maman şimdi geliyor. Çok acıktın öyle değil mi? Behzat. Behzat? Bak geldi bile. Hani maması? Mamasını sen içirmedin mi? Neyi ben içirmedim mi? Mamasını. Yo. Doldurmuştum. Masanın üstüne koymuştum. Geçen gün de buna benzer bir şey olmuştu. Suyu biri içmişti. Çok yoruluyorsun değil mi? Üstelik bu küçük bayan da seni uykusuz bırakıyor öyle değil mi? Yorgunluktan, uykusuzluktan ne yaptığını da hatırlamıyorsun. Hadi annesi. Kızımızı açlıktan öldürecek misin? Hadi git getir şu mamasını. Kızın olduğundan beri bizi unuttunuz. Gülay da çok kızıyor, haberiniz olsun. İnsan bir kere çıkar gelir. Sadece size mi? Hiçbir yere gidemiyoruz. O kadar uykusu az ki. Bütün gün, bütün gece yaygarayı basıyor. O kadar olacak. Ağlamadan büyür mü? Pardon. Efendim? Ha anne. Evet, aradım. Nerelerdeydin? Alışverişe çıkmıştım. Baban söyledi aradığını. Ben de bir arayayım dedim. Ne yapıyorsunuz? Sevda nasıl? Çok yoruluyor anne. Halini hiç beğenmiyorum. Hay Allah. Anne, bir müddet bizde kalsan diyorum. Baban gelmez. Ben gelebilir miyim bilmiyorum. Ablanla bir konuşayım. Ben yokken babanla ilgilenirse gelirim. Ben sana haber veririm. Mutlaka gelmeye çalış, tamam mı? Gerekirse ablamı ben de ararım. Elimden geleni yapmaya çalışırım. Sen Sevda'ya selam söyle. Kendine iyi baksın. Hepinizi öperim. Sağ ol anneciğim. Ben de sizi öperim. Haberini bekliyorum. Akşam ararım. Sağ ol anneciğim. Daha ilk çocukta yoruldular. Hilal'i çok özledim. Gitsem iyi olur. Rasim'le konuşayım bakalım ne diyecek. Sıkıntılı görünüyorsun. Sevda bir tuhaf oldu bugünlerde. Ne gibi? Garip garip şeyler söyleyip duruyor. Mesela dün Hilal'in mama dolu biberonun kendi kendine boşaldığını söylüyor. Olabilir Behzat. Bizim alt kattaki komşunun da başına buna benzer şeyler gelmişti. Eşyaları kendi kendine yer değiştiriyormuş. Ya saçmalama Haluk. Senin dediğin olacak şey mi? Sen ister inan, ister inanma. Ama olmuştu işte. La havle. Annemin gelmesi lazım. Onun tek derdi uykusuzluk. Annem gelirse düzelir. Sen öyle san. Canım, benim küçücük kızım. Minicik kızım. Oo, neşen yerinde bakıyorum. Ha? Ha? Sen izildi seni. Hı? Sen ne yaptın? Hı? Seni pis kız seni. Daha az önce değiştirdim ya. Yat bakalım şöyle. Ha? Gel bakalım. Battaniye nerede? Odandaydı değil mi? Hadi gel alalım annem, hadi gel. Gel bakalım. Hoppa. Hoppala. Evet. Ah. Bezin nerede? Allah Allah.
Yoksa getirmedin mi? İyi ama getirmiştim. Şuraya koymuştum. Allah'ım ne oluyor? Alo. Alo Behzat, benim oğlum. Söyle anneciğim. Ben de tam çıkmak üzereydim. Ablanla konuştum oğlum. Sen git, ben babama bakarım dedi. Baban da izin verdi. Yani Allah kısmet ederse yarın geliyorum. Oh, çok şükür. Çok sevindim anne. Geleceğin saati bildirsen ben seni otogardan gelip alırım. Tamam oğlum, bildiririm. Yarın görüşmek üzere. İnşallah anneciğim. Babama çok selam söyle. İyi geceler. Sana da oğlum, sana da iyi geceler. Efendim canım. Çıkıyorum, geliyorum. Senin sesin niye bozuk? Neyin var? Yok bir şey. Hilal'e bez alır mısın Behzat? Bez mi? Daha dün almıştık ya, bitti mi? Bitmedi ama bulamıyorum. Allah'ım yavrum nerede? Sevda seni görünce çok sevinecek. Geleceğimi bilmiyor mu? Bilmiyor. Sürpriz yapmak istedim. Benim minik torun ne yapıyor? Neler yapmıyor ki? Çocuk tam bir kucak delisi oldu. Kucaktayken sesi çıkmıyor. Bıraktığın anda basıyor yaygarayı. Yerim ben onun yaygarasını. Sahi Sevda nasıl? İyi olduğunu söylersem yalan olur. Ben yorgunluktandır diyorum. Şimdi değişir diye umut ediyorum. En azından gündüzleri uyur. Sen Hilal'le ilgilenirsin. İlgilenirim tabii oğlum. Onun için geldim ya. Eğer yine aynı şekilde devam ederse psikoloğa götürürüm. Neymiş o psikologluk? Aman söylemesi bile zor. Psikolog anacığım, psikolog. Her neyse işte. Eskiden o dediğinden var mıydı? Kansız kaldı yavrucak. Doğru düzgün dinlenemiyor. Ben onu bir haftada iyileştiririm. Sen hiç merak etme. İnşallah anacığım, inşallah. Yeter artık, yeter. Deliriyor muyum yoksa? Nereye gider Allah'ım, nereye gider Allah'ım? Allah'ım neler oluyor ya Rabbim, sen bana kuvvet ver ya Rabbim. Allah'ım. Sevda.
Sevda. Sevda, sen ağlıyorsun. Ne oldu? Ne oldu kızım? Anne, anne çok kötü şeyler oluyor anne. Gel, gel otur şöyle. Sağ ol anne. Kusura bakma, sana bir hoş geldin bile diyemedim. Hoş geldin. Sağ ol kızım. Ama pek hoş bulmadım. Nedir bu halin? Neden ağlıyorsun? Anne, bu evde garip şeyler oluyor. Ya da ben deliriyorum. Sana söylediğim gibi işte. Hiçbir şeyin olduğu yok kızım. Sen çok yorgun düşmüşsün. Üstelik zayıflamışsın da. Ben sana iyice bir bakarım, kendine gelirsin. Hani benim minik kızım nerede? Uyuyor. Benim çıkmam lazım. Bir müvekkilim gelecekti. Tamam oğlum, sen içine bak. Sevda, akşam için bir şey istiyor musun? Hiçbir şey istemiyorum. İyi, ben gidiyorum. Güle güle oğlum. Neler olduğunu anlat bakalım. Neymiş seni ağlatan şey? Nasıl anlatsam bilmem ki. İnanılacak gibi değil. Ama inanın, hepsi gerçek. Ben yalan söylemiyorum. Sen bir anlat da. Gerçek mi değil mi, ondan sonra karar verelim. Anne. Evet, dinliyorum. Bu evde bizden başka birileri var sanki. Neler oluyor sana Sevda? Cahil desem cahil değilsin. Korkak desem korkak değilsin. Nedir bu halin? Keşke hiç gelmeseydim. Bu kafayla nasıl iş görüşmesi yapabilirim ki? Şükran Hanım. Buyurun efendim. İlhan Bey'i bir arar mısınız? Eğer çıkmadıysa bugünkü randevuyu iptal etmek istediğimi söyleyin. Bir bakayım efendim. Ne zaman için randevu vereyim? Yarın olabilir. Peki efendim. İnşallah çıkmamıştır. İki kelime konuşmaya gücüm yok. Efendim? Tamam efendim. İlami Bey ile olan randevumuzu yarın aynı saate erteledim. Aha. Sağ ol. Çok şükür. Anne, ben hiç rahat değilim. Ben varken sen hizmet ediyorsun. Sen biraz dinlen kızım. Hem bir çay yapmakla ölecek değilim ya. Getir anacığım, getir. Ben çayını buraya bırakırım. Sen git şeker al bakayım. Vay be. İşe bak. Gelinle gelince hizmet et. Bana gelince git şeker al de. Yürü yürü. Çok konuşma bakayım. Aman kızma, tamam getiririm. Benim çay içeceğimi anladı ya. Rahat vermez. Kalktı Hilal Hanım. Sen otur ben bakarım. Sevda, bu terlemiş. Çamaşırları nerede? Terlemiş mi? Geliyorum anne. Canım benim.
yok canım. Ne rahatsızlığı? İşin çok mu? İş çok ama yapmak için moral yok. Neden? Geçen gün anlatmıştım ya. Sevda'ya bir haller oluyor ama ne. Yorgunluktandır dedim. Annem gelince dinlenir, geçer dedim. Değişen bir şey yok. Hep aynı. Hatta daha da kötü. Benimle niye oynuyorsun? Git. Git bu evden. Allah Allah. Burada ya. Bunlar ne? Hani yoktular? Ama. Ama. Biri. Biri benimle oynuyor. Zoru benimle. Ama neden? Neden? Benden ne istiyorsun? Ne? Kimsin sen? Kimsin sen? Neden bu çamaşırlar? Oh, anne! UFO gören masum köylü. Koçum benim. Gemi biraz nasıl film bu ya? Konu. Hayaletler, yaratıklar, böyle abuk subuk şeyler. Ama çok güzeldi. Kapat, kapat. İyice kapat. Sohbet edelim biraz. Hiçbir kanalda doğru düzgün bir şey yok zaten. İyi. Dediğin gibi olsun anacığım. Sohbet edelim. Ben sana bir şey soracaktım. Sahi, İlyaslar ne oldu? Durumlarını düzeltebildiler mi? Ne gezer, daha da beter oldular. Analarının emekli maaşına bakıyor hepsi. Düşünsene, 4 çocuk, 4'ü de okuyor. İlyas var, karısı var, anası var. Ne desin o maaş onlara? Zaten kaç kuruş sefalet içindeler. Bu İlyas dediğimiz öyle zengindi ki Sevda. Tarlalar, evler, Merzifon'un yarısı onlarındı. Ne olduysa oldu. 2 sene içinde hepsi gitti. Allah Allah. Neden? Kötü alışkanlıkları mı vardı? Bildiğim kadarıyla yoktu. Yoktu. Değil mi anne? Yoktu. Konu komşunun dediğine göre
çok boş vaatlerde, adaklarda bulunurmuş. Biri ne dermiş, şu işim olsun senin kışlık kömürünü alacağım. Öteki ne dermiş, şu işim olsun sana para vereceğim. Hiçbir sözünü de yerine getirmezmiş. Ne yani? Onun için mi bu hale geldi? Gelir tabii oğlum. Yerine getiremeyeceksen söz vermeyeceksin. Karşındakini boşa umutlandırmayacaksın. Eğer onun umudu boşa çıkıyorsa, bunun sorumlusu sensin demektir. Allah da seni üzer. İlahi adalet dedikleri budur işte. Boş yere söz vermeyeceksin. Kimseyi umutlandırmayacaksın. Yoksa ilahi adalet... Aman Allah'ım. Ben o kadıncağıza söz vermiştim. Nasıl da sevinmişti. Unuttum. Tamamen unuttum. Ölüyorum. Dayanamıyorum artık. Kötü. Çok kötü. Senin benim kadar sancın yok galiba. Ben derdimden, sıkıntımdan çektiğim sancıyı duymuyorum bile. Bu gelip geçecek. Ya sonra? Sonra ne yapacağım? Elde yok, avuçta yok. Bir odalık gece kondudan başka hiçbir şeyim yok. Of, ay. Kocan yok mu senin? Yok, gitti. Kendine zengin bir kız bulmuş, onunla kaçtı gitti. Beni bu halde bıraktı gitti. Boş ver, üzülme. Aa, anacım, anacım, anacım. İnsan değilmiş demek ki senin kocan. O karakterdeki biri için üzülmeye değmez. Ben onun için üzülmüyorum. Yavrum için üzülüyorum. Ben nasıl bakarım ona? Üzerine giydirecek bir zıbın bile alamadım. Komşulardan Allah razı olsun. Çocukların eskilerini verdiler. Yoksa ne yapardım? İşin gerçekten zormuş senin. Ama sana söz veriyorum. Hayırlısıysa, doğurursam... bebeğinin en az bir yıl ihtiyaçlarını ben karşılayacağım. Of. Yeter ki doğurayım Allah'ım. Gerçekten de yapar mısın? Bir yıldan sonra ben de çalışırım. Söz dedim ya. Yemin ediyorum ki yapacağım. Ay. Allah'ım yardım et ona. Hayırlısıyla doğursun. Söz verdim. Verdiğim sözü tutmadım. Yaşadıklarım belki de bu yüzdendir. Sevda, kendi kendine neler mırıldanıp duruyorsun öyle? Behzat, sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Zor olmasın ama. Of, dalga geçme. Ben çok ciddiyim. Öyle mi? Sor bakalım. Hastanelerde hastaları kaydederken adres, telefon falan istiyorlar mı? Bilmem. Nasıl bilmezsin canım? Daha 9 ay önce beni yatırmadın mı hastaneye? Ben o zaman ne yaptığımı biliyor muydum? Sen ay dedikçe ben bayılacak gibi oluyordum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Niye sordun ki? Benimle birlikte aynı odada yatan kadın vardı ya. Hani şu kimsesi olmayan kadın mı? Evet, o. Ne olmuş ona? Ben onu bulmak istiyorum Behzat. Bulabilir miyiz? Bulup da ne yapacaksın? Ben ona söz vermiştim. Hayırlısıyla kurtulursam... çocuğunun bir yıllık ihtiyaçlarını ben karşılayacağım diye. Söz vermiştim. Unuttum. Annem İlyas'ın başına gelenleri anlatınca hatırladın. Evet. Ne olur o kadını bulalım Behzat. Çok zor durumdaydı. Bulun oğlum. Sözü geçmiş, bu adak olmuş. Adağınızı yerine getirin. Allah korusun. Başınıza bir iş.
Merhaba. Sevda Hanım. Nermin, sensin değil mi? Benim. Nasıl geldiniz buraya? Nasıl buldunuz beni? Arayan bulur demişler Nermin. Araya araya bulduk işte. Peki neden? Sana bir söz vermiştim ben. Çocuğunun masraflarını karşılayacağım diye. Gerçi biraz geç oldu ama. Ne yani? Sırf bu yüzden mi geldiniz? Evet, bu yüzden. Şey, kusura bakmayın. Sizi içeri davet edemiyorum. Yengem kızar. Nermin, nereye kayboldun Allah'ın cezası? Geliyorum yenge. Biraz dışarıya çıksanız. Sizinle konuşmak istiyoruz da. Hemen çıkamam. Alışverişe gideceğim. Ama şimdi değil. Bir saat sonra. Tamam. Biz arabanın içerisinde bekleriz. Ayıp oldu ama. Hiç de ayıp değil. Biz seni bekleyeceğiz, tamam mı? Nermin, sana sesleniyorum kız. Duymuyor musun beni? Girmeliyim. Çok üzgünüm. Hiç üzülme. Sonra görüşürüz. Gel. Yengesinde ne ses vardı öyle? Canını alacak gibi bağırıyordu. İçeriye bile alamadı bizi. Yazık. Böyle bir ortamda çocuğuna nasıl bakıyor acaba? Ben o kadar rahatken yoruluyorum. Allah güç kuvvet versin vallahi. Amin. Zor iş. Ne olmuştu onun? Oğlu olmuştu. Adını Kudret koyacağım diyordu. Adı gibi güçlü olsun diye. Vay be. Ne vicdansız insanlar var değil mi? Hamile kadını bırak kaç git. Böylelerine çarmıha germek lazım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok beklettin değil mi? Önemli değil. Neredeyse gelemiyordum. Akşamüstü gidersin demez mi? Güç bela kandırdım. Hep böyle asabi midir? Sadece bana karşı. Abinin eşi değil mi? Evet. Abin ne diyor bu duruma? Onun da yengemden farklı yanı yok ki. Babamdan kalma eski bir konduğumuz var. Onu da yıkıp ev yapacaklar. Hakkımı onlara vermemi istiyorlar. Vermiyorum diye hırpalıyorlar beni. Versem yine kapı dışarı atacaklar. Neyse, beni boş verin. Siz niye aradınız beni? Dedim ya Nermin, sana bir söz vermiştim. O sözümü yerine getirmek için aradım seni. Neler yaptın Nermin? Bu karmaşada oğluna nasıl bakabildin? Allah dağına göre kar verir derler ya, çok doğru bir söz. Yavrum, o kadar uslu duruyor ki, ya uyuyor ya da kendi etrafında gülücükler atıp duruyor. Sanki bir güç onu doyuruyor. Sanki bir güç ilgileniyor onunla. İnanır mısınız? Çoğu zaman alt ıslaktır diye açıyorum, kuru çıkıyor. Dedim ya, görünmeyen bir güç bakıyor sanki ona. Sizin kızınız olmuştu değil mi Sevda Hanım? Evet, kızım olmuştu. Adı Hilal. Yaramaz mı? Hem de ne yaramaz. 5 dakika rahat bırakmaz beni. Bu senin. Ne bu? Bununla çocuğun ihtiyaçlarını karşılarsın. Ama... Aması maması yok Nermin. Biliyorsun ki sana söz vermiştim. Teşekkür ederim. Size iyi günler. Sana da iyi günler. Geldim. Ne o? 2 tane birden? İkisini birden bitiriyor mu? Biri onun değil. Ya kimin? Torunumdan özeniyor musun yoksa? Senin mi o? Annem benim. Canım annem. Senin sayende kurtuldum. Sen benim aklımı başıma getirdin. Çok teşekkür ederim sana. Ne diyorsun sen Sevda? Hiçbir şey anlamıyorum. Anlatacağım anne. Sana her şeyi anlatacağım. Hani sen geçen akşam İlyas amcalardan bahsetmiştin ya. Hani boş vaatlerde bulunuyormuş. Evet. İşte bu ikinci biberonu onun için getirdim. Bakalım dedim.
Yine boşalacak mı? Ama boşalmadı. Hala dolu. Neden? Çünkü ben bu sözümü yerine getirdim. Ona mama alması için para verdim. Benim bebeğimin mamasına ihtiyaçları yok artık. Şaşkınlıktan ne söyleyeceğimi bilemiyorum kızım. Bir kez daha anladım ki insan yerine getiremeyeceği sözleri vermemeli. Ya da verdiği sözleri muhakkak yerine getirmeli. Evet. Ben de bunu çok iyi anladım anneciğim. Canım benim.